Ne oluyor, ne yapıyorsun? Onu sana sormak lazım Eylül Hanım. Ne oluyor? Hayır, ne bu özgüven ya? Ne bu kendini beğenmişlik? Hastanedeki bütün erkekleri avucunun içine almadan rahat etmeyeceksin, değil mi? Anlaşıldı gene. Saçma sapan bir konuşma yapacağız. Ben hiç almayayım, pas geçeyim. Ne olur, çok yorgunum, uykusuzum gerçekten. O kadar kolay kaçamazsın Eylül Hanım, yok. Tamam, sen içini döküp rahatlayana kadar buradayım. Kolumu bırakabilirsin. Bırakmazsam ne yapacaksın? Vuracak mısın bana? Ben unutmuşum, sen yakmaktan hoşlanıyordun değil mi? Geride kaldı bunlar Bahar. Bırak artık. Sen var ya, sen benim ömrümde gördüğüm en sinsi insansın. Dün gece beni buraya niye çağırdığının farkındayım. Aklınca beni aşağılayacaktın değil mi? Bitti Eylül Hanım. Bugün buradan kovuluyorsun. Buradan defolup gideceksin. Anladın mı? Bitti mi? Bak, bu kadar para kazandırmışsın ama Ziyanur'un umrunda değil. İlk 6 ayda %20 artış. Ama bunu aşağıda söyleyecektim baba. Beni rezil ettin. Hiçbir şey söylemedin. Her şeyi bilmene rağmen. Sen ne biçim konuşuyorsun babanla? Beni sorgulamayı bırak da kendin için daha iyi hamleler yarat. O kız hala... kovulacaktı hani. Dede, ben çok özür dilerim. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Bahar, dedenle önemli bir mesele konuşuyoruz. Çık dışarı şimdi. Seninle sonra konuşursun. Pardon, bundan daha önemli bir mesele mi var acaba baba? Bahar! Baba, söz vermiştin o kız... Yeter artık! Hastane elimizden gidiyor. Baba, kız sizin derdinize bakın. Neymiş? Bir kız hastaneden gidecekmiş. Sen önce kendi işini doğru dürüst yap. Ama dede... Aması maması yok. Ben kaç yılımı verdim bu hastaneye? Kendinize bir an önce çeki düzen verin. Yoksa her ne kadar istemesem de... Marmaris'teki o küçük hastaneye dönersiniz. Anladınız mı?